tatil köyü. Güneş yakar gönlünü, huzur, neşe, eğlence. Hepsi burada doğrusu, tatil aşkı. Çarpar yürekler bazen çok sürer. Tatil aşkı, tatil aşkı. Çarpar gönüller bazen çok sürer. Bazen de üzer. Sahibini bastın esnada bağırıp çağırıp vurma. Ay kafayı yiyeceğim, hala hırsız diyor. Eskiden hırgız derdi, hırgız artık düzeltti. Yalan mı? Kasanın kapağında zorlama yok. Anahtarla açılmış canım. Yolculuk mu var? Artık burada bir saniye bile duramam. Gidiyorum ben. Yok ya. Gitmesin baba, ne olur gitmesin ya. Para bulmadan şuradan şuraya adım atamazsın Sema Hanım, ona göre. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Yazıklar olsun. Allah'ınızdan bulun. Lafını geri al baba, bak gidiyor. Parayı geri iade etmeden bir yere gidemez. Geri iadeymiş. Önce Türkçe öğreniniz. Hem geri hem iade denmez. Parayı kaybeden adam her şeyi der. Parayı çıkarın yoksa... Ay çok merak ettim, yoksa? Parayı ödeyip tatlı olana kadar bedava çalışırsın. Baba. Çek defter de gitmişti. Ben de hemen şuracıkta gidivereyim. Ne oldu? Baba bunlar ne? Ana! Para! Ana para! Kapitan! Yaşasın! Yaşasın, paratıklarım bulundu! Geri geldi, ne istiyorsunuz lan? Demek paralar çalınmamış baba. He ya! Helal para bunlar oğlum! Alın teri, güneş teri, sıcak, buzluk olan! Canlarım benim! İyi de... Çok ayıp oldu baba ya. Kim ayıp oldu? Kime olacak? Boşuna hırsız yerine koydun Sema'yı. Doğru be. Neyse canım, onun golünü alırız biz. Müjdemi isterim, müjdemi isterim. Para bulundu Sema Hanım, para bulundu. Ne? Bulundu mu? Kasada duruyormuş. Biraz dipte kalmış herhalde. Babam göremeyince panik etmiş. Evet, yüzeyiniz afiyetlerinde biraz panik atak vardır da. Hayat benet bir ben geliyor. Benet bir panik, bir panik. Ortalığı birbirine veriyorum. Sonra geçiyor. Vah vah. Geçmiş olsun. Sema Hanımcığım, size kendimi nasıl affettirebilirim acaba? Hoşçakalın arkadaşlar. Sema Hanım. Bak, şey... Gidiyor baba, ne olur koş yakala, ne olur gidiyor, gidiyor. Sema Hanım. Neredesin sen? İşte geldim, buradayım hayatım. Kaçak hayatına dayanamadın değil mi? Sensizliğe dayanamadım Hülya. Ne diyorsun sen ya? İzmir bir pansiyon odasında sakin kafayla düşününce... Ah, düşünmek için o kafanın içinde beyin olması lazım. O da sende yok. Ama seni seven bir kalbim var. Ay sen sığ yere balıklama falan mı atladın, ne yaptın ha? Duygularımla alay etme Hülya. Seni sevdiğimi anladım, anlasana. Yemezler canım. %5 sen veriyorum. Efendim, duymadım. Peki %10. 15. Ya 20. Tamam, 25. Kışlık otele geçince bir %25 daha. Ne?
Ver baba, ver. Tamam, kabul. Oh. Ay, o da ne olmadı Şebarım? Oldu, oldu. İyi çalışmalar. Geceme doğan sen, kıyıya vuran ben. Bir soluk al sol yanımdan. Hissedersin ha sen ha ben. Göz yaşına bir gem vur annene sarıl. Mutluluğa bir ses ver gel bana darı razıyım. Hey, ne oluyor burada? Aha. Eşhedü en la ilahe illallah. Sen beni mi takip ediyorsun? Kocan değil miyim? Nerede olduğunu bilmek hakkım. Ay, bırak kolumu. Ay, Lühtü Bey, şuna bir şey söylesenize. Vallahi karı koca arasına girilmez demişler. Ama sana dinletememişler. Ne işin var senin evli baklı kadınla? Fenalarda menalarda ha? İyi geceler. Kalır da. Ay, gel Zülfücüğüm, gidelim, gel. Kimse gitmiyor. Bana karışamazsın. Karım değil misin? Bal gibi karışırım. Karış da görelim. Senin dilin pek uzadı, kısaltalım biraz. Rica edeceğim, sakin ol. Sana ne be? Utanmıyorsun değil mi evli baklı kadına sarkmaya? Ama şimdi ben ya, valla özür dilerim. Ne? Ne diyorsun be? Ya, ne? Diyeceğim, diyecek bir şey diyeceğim ha. Ne diyorsun? Zühtü Bey! Ay geçmiş olsun Zühtü Bey, sizi çok merak ettik valla. Niye? Aşk olsun, siz hastanelik olursunuz da biz merak etmez miyiz? Siz kimsiniz? Ben Barış, bütün personel işte. Doktor Bey, bu hanım kız kim? Hemşire mi? Oo, evet, hemşire. Tanıştırayım, Sema Nightingale. Ne oluyor ya? Ha, memnun oldum. Ben kimim? Yoksa? Maalesef hafızasını kaybetti. Ay nasıl olur, cin gibi adamdı. Nasıl olduğunu da bilmiyor ki. Of, çok üzüldüm şimdi ya. Niye durduk evladım? Lastiğimiz mi patladı? Hayır baba, benzinimiz bitti. Aa, ne diyorsun sen Kaan ya? Boş ver, bir şey anlamıyor zaten. Çok ayıp. Doktor Bey, bu kız senin karın mı? Aa, yok canım, nereden çıkardınız? Niye azalıyorsun o zaman? İnsan evin adamını haşlar mı? Haşlasa kendi kocasını haşlar. Bu otobüsün geleceği yok. Taksit olun bari. Mesafe yakın, taksiler almaz o başı. En iyisi yürüyelim. Giderken bakkaldan ya servis alalım. Çok canım çekti. Olur babacığım. Yazık vallahi, aslan gibi adam ne hale geldi? Kader. Ama olaya bir de iyi tarafından bakmak lazım. Aa, bunun iyi tarafı olur mu ya? Tabii ki olur kızım, niye olmasın? Baksana, hafızasını kaybedince huyu suyu da değişti. İstediğini yemek istiyor, taksiye binmek istiyor. Kesin ağzını açtı yani. Çok fenasın Kaan. Aa, fırsatları değerlendirmeyi ondan öğrendim ben. Babacığım, bankaya uğrayıp biraz para çekelim mi? Ah, hain evlat, bırak. Çek. Ne diyorsun sen çek, be? Bırak. Ya kavga etmeyin çocuklar, sırayla ipersiniz. Konya'ya kadar sen götür, Sivas'a kadar da sen götürürsün. Seninki geldi. Değil mi? Ondan başka kırıkların da mı var? Ay aman, öylesine söyledim işte. Hem bırak artık bu kıskançlık numaralarını. Pahalıya patlıyor. Ben ne yaptım kızım? Daha ne yapacaksın ya? Az kalsın öldürüyordun adamı. Ödlekliğine doymaz. Zühtü'ye bir şey olsaydı koğuş arkadaşlarına atardın bu ekstralar çavalarını. Dertsiz başımıza dert açıyordun yine. Korkma, bir şey olmamış ya. Tekerlekli sandalyeye oturtmuşlar, tıngır mıngır gidiyordu. Ay, inşallah kimseye olaydan söz etmemiştir. Ne diyecekti ki? Evli baktı, kadına sarkıyordum, kocasına yakalandım. Doğru, polise de şikayet edemez. Ay, yandık. Şşşt. Ay. Hadi aç. Yok ya, sen aç, hadi. Ne diyeceğim bilmiyorum ki. Ay, doğal da adam. Ben devreye girer.
kadar idare ederim. Sakla beni. Aç dedim. Bir dakika. Müjdemi isterim patron. Zülfik efendi yırtmış. Al sana müjde. Aa, ne oluyor ya? Benim Zühtü Bey, benim Barış, Barış. Bağırma oğlum, sağır olmadı. Sadece hafızasını kaybetti, o kadar. Ya belki zorlarsam hatırlar. Hatırladınız mı beni? Barış, Barış. Seni unutmak mümkün mü çocuğum? Sen bizim berberin oğlusun. Sinan iki Sami'den olma, mız mız Sevim'den doğma, uyuşuk Barış. Bir de hatırladın mı diye soruyor. Ben senin şecereni sayarım be. Yanlışınız var Zühtü Bey. Resepsiyon görevlisiyim ben. Sema'nın yardımcısı. Sema kim? Benim ben. Ha, şu televizyon reklamında oynayan kız. Bir şeyler hatırlıyor ama karıştırıyor galiba. Hangi reklam Zühtü Bey? Zühtü kim? Boşuna uğraşmayın arkadaşlar, kafa gitmiş. Ay, inanmıyorum sana Kaan ya, ne kadar rahatsın. Kim, ben mi? Bundan sonra bana rahat yok Sema. Şimdiden koca tesisin sorumluluğu üzerimde. Omuzlarıma ağırlığı çöktü vallahi. Gerçekten ya. Zühtü Bey bu halde oteli yönetemez. E siz de yönetemezsiniz. E ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki. Siz dert etmeyin. Ben babacığımın işlerini üzerime almaya hazırım. Yandık desene. Beğenmedin mi aslanım? Hadi burada çene çalacağına işine bak. Hadi hadi. Aa Kaan. Ne yapalım bundan sonra böyle. Herkes rütbesini bilecek. Ha. Bir maruzatım var generalim. Buyurun paşam. Megafonu mu getirin? Megafonu mu? Megafonu mu? Megafonu nasıl duyuracağım sesimi başhekime? Bir saattir bekletiyorsunuz beni acilin kapısında. Hepinizi şikayet edeceğim. Sürdüreceğim bu hastaneden. Asıl sizi taburcadan doktoru şikayet etmek var ya. Neyse. Aman kimler gelmiş kimler. Sıcak sular mı döksem, soğuk sular mı döksem. Ilık sular dökelim karıcığım. Geçsene karıcığım. Ay ay ay, bana mı dediniz Zühtü Bey? Sağ dedim sağ karıcığım. Hadi öyle uzaklardan durma. Gel gel kollarıma. Gel. Geldim geldim. Ay, ay ne oldu Ayşem işte. Ay, ay, ay bana karıcığım dedi. Bana karıcığım dedi. Uy koca Zühtü Bey uy. Ne oldum değil, ne olacağım diyorsun. Bak hıyar gibi herif, cacık gibi oldu. Oğlunu bile tanımıyormuş ha. Kaan Bey gibi bir oğlum olsa ben de tanımazdım onu. Gerçi Zühtü Bey kendisini bile tanımayın. Ya hiçbir şey hatırlamayın. Yani senin anlayacağın şekilde diyeyim onuysa, bilgisayarının hard diski silinmiş. Ya Allah şifasını versin. Hiç olmasa onu kurtaranın ben olduğumu bilseydi. Yani ikramiye falan verirdi. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Sen ne yaramaz adamsın be? Sen ne diyorsun be? Ben onu nasıl buldum biliyor musun? Ha böyle kakalak gibi ters çevrilmiş, ha böyle ha böyle edip duruyordu. Ben onu böyle tutup ters çevirmeseydim çoktan mefta olmuş idi. Sus, sus. Ağzından yel alsın. Ne olmuş da düşmüş, bayılmış? Bak onu bilmiyorum. Ben onu hemen kaptım, doktorun yerine attım. Allah! Ne oldu aşçımın başı? Dolma yandı, dolma! Ben seriksiz aşçı. Aman ne kadar güzel bir yer burası. Ağaçlar, çiçekler, böcekler. Ah, o cır 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 diye öten mi? Aa, cır cır böceği Zühtü Bey. Ne kadar güzel. Adı üstündeymiş. Abi de sizin adınız neydi? Aa, benim adımı nasıl unutursunuz? Ajda Müjde. As solist Ajda Müjde. Bu size bir şey ifade etmiyor mu? Etmez mi? Benim karıcığımın adı. Ah canım. Biz niye geldik buraya? Balayına mı? Ne olurdu şunları sağlamken söyleseydin. Size bir şey sorabilir miyim? Sorun. Ama samimi cevap vereceksiniz. Söz mü? Söz. Söz Zühtücüğüm, söz. Buranın posta kodu kaç? Ah, Zühtü Bey! Zühtü Bey! Mama teyze yavaş ol, kaza yapacağım. Teyze mi? Allah iyiliğinizi versin Zühtü Bey. Ay Zühtü Bey durun. Ay şey yani durdurun. Bana ses veriyor galiba. Sizin adınız Zühtü değil ki. Peki ne? Ay kutum. Ay geçmiş olsun Zühtü Bey. Aa bak bağırıyor. Demek ki Zühtü benim. Niye kandırıyorsunuz beni? Sizi gibi sizi. Ay tamam tamam. Peki bu hanım kim? Kızım akrabadan mı? Aman yok canım, dış kapının mandalı. Memnun oldum. Ben de Zühtü.
Siz iyi misiniz? Güzel bir soru. Şöyle cevaplayayım. Görmüyor musun adamın halini? Ağırdır bakalım. Baksana doktor hanım beni muayene etmeye geldi. Ay ne karısı ne doktoru ya? Ben Hülya. Hangi Hülya? Ot çiğitli avşar mı? Ha kız? Ay olamaz. Kafa gitmiş. Baba kayışı koparmış. Ne olmuş ne olmuş? Kayışı koparmış. Biz kibarca hafızasını kaybetmiş diyoruz. Aynı anlama geliyor. Yani bir şey hatırlamıyor öyle mi? Ay nasıl hatırlasın, kayışı kopartmış. Yani beni de Türkçemi bozdu. Vah vah vah. Ay neden böyle olmuş peki? Ay garibim bilmiyor ki. Bilmiyor mu? O bilmiyorsa başkaları da bilmiyor demektir. Ay sen yorulmuşsundur canım. Çekil şöyle. Biraz da beni ilgileneyim. Ay o sana hasta emanet edecek göz var mı bende? Kayışı kopuk. Ay ver şunu. Karıcığım beni bırakma. Peki bak gördün mü? Zülfü Bey kararını verdi. Hadi sana yol gösterdi. Bırak da biz de yolumuza gidelim. Ay, aman dikkatli gidin. Ay, vay be. Dört ayak üstüne düştük yine. Sinir oluyorum şu Zülfü Bey'in oğluna. Adam babası hastalandı diye neredeyse zil takıp oynayacak. Kaan değil mi? Çok havaya girdi. Etrafına höt söt emirler yağdırmaya başladı. Görgüsüz şey. Gelen gideni aratır derler Sema. Bundan sonra çok başımız ağrıyacak gibi geliyor bana. E ne yapalım artık? Dişimizi sıkacağız. Geldi seninki. Ben kovulmadan gideyim. Sakın ha. Bozuşuruz bak. Sema. Alo Sema. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hadi canım sen kapsam alanından çık. Aa dejavu oldu. Tamer! Aman be. Adam kukla gibi ya. İpini çekiyorsun geliyor, bırakıyorsun gidiyor. Aslında çok komik ha. Ha çok komik. Gıdıkla da güleyim bari. Efendim. İngilizler mi? Neredeler? Ha tamam. Peki geliyorum. Ne oldu? Turistler tekne gezisine çıkmak istiyorlarmış. Ha, bizim Zekai de Yes No'dan başka bir şey bilmiyor. Ben halledip geleyim bari. Kolay gelsin. Gel bakalım. Otur şöyle güzel güzel anlat. İki arada bir derede ne yapıyordun o kızla bakalım ha? Ben oda servisini şikayet edecektim. Aferin sana. Uy canım benim. Başka ne şikayetlerin var yavrum? Ha? Dalga geçme Hülya. Mesela benden bir şikayetin var mı? Hı? Hadi söyle, hadi söyle. Cıvıma ya milletin içinde. Ay milletten bize ne aşkım? Biz başarımızı kutlayalım. Ne başarmışız bilelim önce. Sonunda farkında olmadan çok güzel bir iş başardın. Zühtü'nün hafıza nanay. Ne? Sen onu yüksekten düşünce hafızasını kaybetmiş. Kafasının içi seninki kadar bomboş. Espriye bak hizaya gel. Demin beni bile tanımadı. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yeniden tavlamak için uğraş dur. Artık tavlamaya gerek yok canım. Bu boş kafayla her kağıdı imzalar. Vay be asıl tilki sensin. Dinle bak altından kalkamayacağı kadar borçlanınca da tesisi bize vermek zorunda kalır. Nasıl harika değil mi? Şahane. Hadi kalk güzel bir kahvaltı yapalım. Everything will be okay. I'll take care of it. Okay? Yes, wonderful. Thank you. Have fun. Sen git ben şu oda servisini şikayet edip geleyim. Yemezler canım. Gel buraya. Yapma ya. Sen de iyisin vallahi ha. Hala şu adam için üzülüyorsun. Aman ondan bana ne? Ben Zühtü Bey için üzülüyorum. Bak o günün birinde iyileşir. Ama bu Tamer'in tedavisi yok. Adam doğuştan hasta. Kişiliksiz, serseri. Evet, serseri. Bitti mi? Asıl senin bitirmen lazım kızım. Çıkar at onu kafandan. Bak şöyle etrafına bak. Otele bak. Bir sürü zengin, yakışıklı, aklı başında adam var. Hiç uğraşamam vallahi. Kapattım kalbimi. Artık aşka paydos. Erkek merkek görmek istemiyorum. Öyle olsun. Beni de mi? Aman Barış bozulma sen sayılmazsın. Hop kardeşim lafını bil de konuş bozuşuruz ha. Aman Barış. Ha, gül şöyle gül be kızım be. Ekmeğinize yağ süreyim mi Zühtü Bey? Allah şükür ellerim tutuyor. Ben sürerim karıcığım.
Aa, bakın reçel sever misiniz? Ne güzel reçeller var. Kayısı var, vişne var, ayva var. Hangisini seversiniz? Ne bileyim hangisini sevdiğimi? Onu sen bileceksin. Karım beğenmişsin. Ay sus da yol, etraftan herkes duyacak, rezil oldum. Aa, kavga ediyoruz zannedecekler vallahi. Kavga evin tuzu biberidir karıcığım. Ay ödüm koptu. Korkmayın ya. Belki de bomba atmışlardır. Korkmayın da. La ben yaptım. Ha bu kutuyu patlattım. Ay asıl ödümü patlattın. Deli misin? Nesin sen? Oo size değil gelem aya. Maksadım ha bu Zuhdi Bey'i şok edip hafızasını yerine getirmek ula. Ay sivri zeka. Olur mu ya? Filmlerde hep öyle oluyor ama böyle köre araba çarpayı gözü açılı. Ondan sonra kafasına saksı düşü hafızası yerine geli. Alo, alo. Dikkat, dikkat. Uy, başardım, başardım. Ulan herif iyileşti de. Niye devam etmediniz? Ne diyecektiniz Zühtü Bey? Ses nasıl çıkıyor diye merak ettim de. Yok, hafızası hala firarda. Hadi canım sen de. Hadi git işine git. Ana, o ne lan? Oo, fırsattan istifade götür bakalım Zincir Efendi. Tabii, Zühtü Bey'in sesi çıkmayı ya. Bana bak, yarım dünya. Getir bakayım o tabağı buraya. Getiriyorum Zühtü Bey. Ay hadi hayırlı saldırmıyor galiba. Her bir şeyi de doldurmuşsun ha. Hepsi çok güzel de canım çekti biraz. Benim de canım çekti. Hadi sen kendine bir tabak daha yap oğlum. Doldur doldur. Hay hay efendim, başlısın efendim. Afiyet olsun. Kırklara karıştı bu adam. Okutmak lazım abuni. Ay ayakta kaldı şekerim, otursana. Tövbe tövbe. Yok. Ben rahatsız etmeyeyim, ziyaretçileriniz geliyor. Ay. Açıktan alalım, bakarsın tanır beni. Hala şu az solistin yanında oturduğuna göre durumda bir değişiklik yok demektir. Siz de geçmiş olsun deyin de kadın şüphelenmesin. Merhaba. Ay bunları da nerede eksen orada bitiyor. Doktorlar vizifeye çıkmış. Eşim ve abim de size geçmiş olsun demek istediler Zühtü Bey. Niye kendileri söylemiyorlar? Dillerini mi götürdüler? Haber haber haber. Eyvah. Pot kırdım galiba. Haber haber haber. Geçmiş olsun. Tanıdım seni. Zülfikar. Efendim? Bak efendim diyor. O tabii. 45'e 3 tertip Zülfikar. Onbaşı Zülfikar. Ay nasıl hatırladınız? Hayret valla. Ta kendisi. Zülfikar. Hafızam çok kuvvetlidir. Çarşı izine çıkarken borç aldın 50 lirayı da hala vermedin Zülfikar. Bak. Onu da hatırladım. Paramızı bozduralım, hemen öderiz Zühtü Bey. Hem de faiziyle. Yürü Zülfikar. Ne? Yürü be, yürü be. İyi kurtardınız valla. Yoksa çöreklenecektirdi. Car 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 car. Kim çekti bunları? Bazen sen de hiç çekinmiyorsun teyze. İki tane de isimlik yaptırmalı. Bir buraya masaya, bir de kapıya. Girin. Buyurun Kaan Bey, beni çağırtmışsınız. Gel evine gel. Şunu birine ver de fiyakalı bir çerçeve yaptırıp getirsin. Nedir bu? En fotojenik fotoğrafımı büyüttüm. Bundan sonra bu boş duvarı süsleyecek. Ya. Al. Bu çöpü de boşalt. Ama onlar çöp değil ki Zühtü Bey'in eşyaları. Hepsi modası geçmiş şeyler canım. Hem bunlara ihtiyacı da olmayacak ki. Ya bakma öyle şaşkın şaşkın, hadi. Peki Kaan Bey. Aa, şefe söyle bana güzel bir meyve tabağı hazırlasın. Şöyle alevli malevli. Ah, yanına da bir bardak bir şey yakıştırsın. Peki bardağın üstüne küçük şemsiyeler, küçük küçük renkli toplar da ister misiniz? Koysun anasını satayım. Bu ne lan? Ha? Bu neden çıktı şimdi? Ay ne kadar harika bir müzik bu. Ay. Aman ne güzel. Ay Zühtü Bey. Yerimde duramıyorum ha. Ay ne güzel. Zühtü Bey. Keşke böyle olmasaydın. Ne güzel dans ederdik. Ediyoruz işte. Görmüyor musun bunu? Oh. Oh. Hop hop. Ay, 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 ben senin dansını yerim, dansını yerim, dansını.
Aslan gibi adam maymuna döndü ya. Zühtü Bey'i bu kadının elinden almak lazım. Ne yapsak acaba? Zühtü'yü kaçırıp da oğlundan fidye mi istesin? Oğlunun havasını görmedin mi? Fidye vereceğine üste para ister. Doğru. Hanımefendi, şu karşı masada oturan Şirin hanımefendinin hastalığı ne? Niye burada o? Ha? Aa, neresi Şirin ayol onun? Cadı gibi baksanıza. Ay, çirkin bir çirkin. Bakımsız mı bakımsız? Oysa benim rujum, allığım, rimelim. Haklısın yenge. Suratında bir ton boya var ha. Aa, şimdi de yenge olduk. Ay, bir yenge bir teyze. Demin de teyzeydi. Hani karıcığım, hani karıcığım? Vallahi karıcığım, sivrisinek olsa oraya içeride boğulur gider ha. Emine, Emine. Zühtü Bey'in halini gördün mü? Zühtü Bey'in halini gördüm de Kaan Bey'in halini daha da yakından gördüm. Nasıl yakından? Ya adam sanki babası şimdiden ölmüş gibi krallığını ilan etti. Sinir adam, ne olacak ya? Bir görsen halini, iyice şımardı yani. Sürekli bir şeyler isteyip duruyor. Böyle koltuğa iyice yayılmış, görmemişler gibi. Ha, bir de kocaman bir fotoğrafını attıracakmış büroya. Zühtü Bey iyileşirse onu kulaklarından duvara asar, resme falan da gerek kalmaz, ben sana söyleyeyim. Ay inşallah. Yavaş olun, yavaş. Etrafı da düşünün. Pardon teyze ya, yanlışlık oldu. Ne teyzesi be? Su aygırları. Beni de kötü kötü konuşturuyorlar. Hadi gelin odamıza çıkalım. Hem etraf çok sıcak, bir de üstelik densiz dolu. Aa, ne kadar güzel dolanmıyorduk. Oda da nereden çıktı karışım? Ay karıcığım diyen o dillerini yerim ben seni. Ay Zülfü Bey, odamıza çıkalım. Size güzel bir masaj yapayım, hem de gevşeyin. Tamam mı? Sırtınız otur otur kulç olmuştu. Zahmet olmazsa yapın bari. Odama da gidelim, gidelim odamıza. Bir dakika. Ne oldu? Şey ya, ben bir şey hatırladım ama... Yok, yana hatırlayamadım. Şey, benim elimde bir şey vardı, neydi? Megafonum. Megafonumu gördün mü teyze? Ay yine teyzeliğe düştük. Borsa gibi gün içerisinde 50 kere iniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz. Şey masanın üstünde kaldı galiba. Megafonumu getirir misin karıcığım? Ay getiririm, hemencecik getiririm. Siz burada bekleyin, ben hemen megafonu alıp geleyim. Nereye gitti lan? Benim hafızam nereye gitti? Var mıydı ki? Zühtü Bey amca. Gel. Siz burada tek başınıza ne yapıyorsunuz? Kimse sizinle ilgilenmiyordu. İsterseniz sizi gezdirebilirim ha. Aman yavrucuğum, hızla uzaklaşalım buradan. Benimki teyze bizi görmeden dağlara, bayırlara karışalım. Kamuflu olalım. Hadi bıktım karımdan ben, bıktım karımdan. Aa, karılarından bıkan kocalar kaçmak mı ister? Nereye kaçıyor oğlum? Kolay mı kaçmak? Bir sürü sorumluluk var. Peki siz niye kaçıyorsunuz o zaman? Ben karılarından sıkıldığı zaman kaçan erkekler grubundanım. Peki kadınlar da kocalarından sıkılınca kaçarlar mı? Nereye kaçıyor oğlum? Kolay mı ya? Olur mu öyle şey? Ama erkekler kaçar demiştiniz. Erkektir bu, dayanmaz. Bıdı 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 yatmadılarsa hemen kaçarlar. Aa, olmadı şimdi. Ne olmadı? Aynı şeyi erkek yapınca olur, kadın yapınca olmaz. Hani eşitlik? Başlatma şimdi eşitliğine. Hadi bak baba. Oğlum tamam. Tapu var önünde. Sema, burayı cennete çevireceğim. Ne yapacağımı bir bilsen. Ama şimdi bilmeyeyim Kaan. Sen sar şuraya bırak, ben yemek dönüşü alırım. Sen dalganı geç bakalım. Önce şuraya bir dans pisti yaptıracağım. Sonra bahçeye lazer sistemi, acayip kolonlar koyduracağım. Millet Ajda Müjde'nin şarkılarıyla mı eğlenecek? Ne Ajda Müjdesi canım? En kral şarkıcıları, DJ'leri getireceğim buraya. Yurt içinden, yurt dışından bütün ünlüler... Öf Kaan, sen iyice uçmuşsun ya. Maşallah babana bir şey olsun diye fırsat kolluyormuşsun. Ama er ya da geç benim olacaktı değil mi? Ama şimdi bir miktar erken olması olaya daha bir renk kattı. Henüz bir şey olduğu yok. Zühtü Bey geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Hayatı boyunca böyle cozutmuş hale gezmeyecek herhalde. Cozutmuş mu? Ay özür dilerim, yani bomtilelerli demek istemiştim. Burada at koşturacağım günler çok yakın. Atım hazır. Silahım da. Bir de avrat bulduk mu? Bak büyük konuşma Kaan. Sonra attan inip binecek eşek bile bulamazsın. Söylemedi deme. Büyük insanlar büyük şeyler söylediklerinde onlarınki büyük konuşmak olmaz Sema. Onlar zaten büyüktürler. Vay ulu bilge Kaan Yanus'tan özlü sözler. Burayı öyle bir tatil köyü yapacağım ki İspanya'dan Fransa'dan turist akınına uğrayacak. Tabii tabii, onlar da seni bekliyorlardı zaten. Düşünsene.
üstsüz güzellerle benim can yurdumun pala bıyıklı erkekleri aynı ortamda. Nasıl olacak bu? Nabza göre şerbet vereceğiz kızım. Herkesi memnun edeceğiz. Hizmette sınır tanımayacağız. Sen asıl atmakta sınır tanımıyorsun bugün. Hem çalışanımı da memnun edeceğim. Kimseyi sık boğaz etmeyeceğim. Örneğin sana izin veriyorum. Hadi. Zaten yemek saati Kaan Bey. Ha, fazlasını veriyorum. Git havuza gir, denize atla, güneşlen. Ne yaparsan yap. Peki bizim müşterilerin arasında güneşlenmemiz, denize girmemiz yasak değil mi artık? Artık senin için özel izin var. Ciddi misin? Ciddiyim. Hadi hadi git durma. Ay sağ ol arkadaşım. Arkadaşım mı? Bunu beğenmedim. Abi! Oğlum yavaş biraz merak etsin. Merak etme Zühtü Bey amca. Burası trafiğe kapalı alan. İstediğimiz akrobasi hareketini yapabiliriz. Ben müşterdiğe değineyim. Aa! Kertenkele geçti. Yeşil yanıyor yolunun. Otların arasına gir. Ola! Anam hafa gitti. Aa, Zühtü Bey amca iyi misiniz? Çağdaş? Bana Çağdaş mı dediniz? Hı. Sen kadın Çağdaş değil mi? Almanınki de Fige. Olay be olay, hatırladınız Zühtü Bey amca ya, hatırladınız. Aklınız başınız yerinize geldi ha. Geldi lan. Yaşasın be yaşasın. Olay Zühtü Bey amca be olay be. Vay be ne kadar güzel. Rüyada gezer gibiydim ha. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Uçsuz, bucaksız. Aptal olmuştum, aptal. Neyse, büyük geçmiş olsun Zühtü Bey amca. Sağ ol evladım. Allah kimseye böyle bir dert gelmesin. Allah herkesin aklını korusun ha. Allah herkese o aklı kullanacak fikir de versin. Ya da ikisini birden versin. Hem akıl olsun hem fikir olsun değil mi? Karıştırma oğlum, daha yeni düzeldim zaten. Aa, Çağdaş! Eyvah eyvah, ne oldu Zühtü Bey? Elimden kaçırdım, düştü. E aferin sana. E aferin tabii, aklı başına tekrar geldi. Çaktırma oğlum, çaktırma. Aklım başıma geldi, aklıma da harika bir fikir geldi. Kimseye söyleme tamam mı? Tamam Zühtü Bey amca, kimseye söyleme. İyi misiniz Zühtü Bey? Aman 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 aman. Bir huri cennette miyim acaba? Ha? Kapısından dönmüşsünüz çok şükür. Ne yaptın Çağdaş ya? Korkma abla, o aklını iyi kullananlardan. Ona bir şey olmaz. Sen kimsin? Bakkalın çırağı mısın sen? Evet. Bir siparişiniz var mı? Çok iyi. Hadi yardım et de kaldıralım adamcağız. Teşekkür ederim öğretmenim. Alo alo Zühtü Bey, beni duyuyorsanız sesime gelin. Zühtü Bey, beni duyuyorsanız sesime gelin. Alo alo. Vah Zühtü vah Bey. Buranın delisi galiba. Can kurtarandır belki. Böyle pür makyajlı can kurtaran mı olur ayol? Boyaların ağırlığından dibe çökecek vallahi. Ay şekerim, buralarda tekerlekli iskemleli bir adam gördünüz mü? Hayır. Teşekkür ederim. Özledim seni Sema. Hadi gidelim, herkes bize bakıyor. Baksınlar. Akşam baş başa yemek yiyelim seninle? Hayır. Karından nasıl izin alacaksın dışarı çıkmak için? O umurumda değil. Aa, geçen gün öpüşürken bayağı umurumda görünüyordu. Her şeyi anlatacağım. Gördüklerim bana yeter. Anlatmana gerek yok. Kaçta gidelim? Gitmiyorum.
Ya teklifimi kabul edersin ya da kıyıya dönme. Ya saçmalama Temel, geri dön. Dönmüyorum, söz ver bana. Vermiyorum. O zaman gidiyorum. İstersen otelini el salla, bir daha görmeyeceğiz. Köpek balıkları ikimiz de yiyeceğiz. Temel! Tamam, geliyorum. Canım. Sen de delisin. Döndüme şefaydı ya. Sıkıldım buradan ben. Biraz da bu tarafa gidelim o zaman. Hepçi hastane burası be. Nesini beğenmediniz Zühtü be? Başhekimi. Sebe. Bakın gördünüz değil mi hemşire hanım? Yaşlı bir hasta bir adama nasıl davranıyor? Ay siz onun kusuruna bakmayın. Tedavi tarzı bu. Ay beğenmedim ben bu hastaneyi. Taburcu edin beni. Ay madem öyle istiyorsunuz. Edelim o zaman. Değil mi başhekim bey? Edelim. Ne diyor bu be? Madem iyileşti benim için bir sakıncası yok. Gidelim çıkış işlemlerini hazırlayalım. O da imzalasın diyor. Vay anasın, ne kadar çok şey anlattı. Vay be. Hadi doktor bey artık gidelim odanıza. Çıkış işlemlerini yapalım. Şimdi ne dedi? Hay hay dedi. Ana, ne garip lisan bu be. Baba neredesin ya? Deminden beri seni arıyorum. İzninizle trafo hanım. Üf be. Az daha bitiriyorduk işi. Tam zamanında geldi oğlu olacak Zevzek. Bir fırsatı da bulup aynı numarayla da attırırız imzayı. Bu haldeyken kolay olacak. İnşallah pat diye aklı başına gelmez. Gelmez. Ayva yemiş zavallı. Neyse ben odaya gidiyorum. Tamer'i görürsen söyle yanıma gelsin. Söylerim gelsin. O da ayvayı yesin. Saat 8'de tamam mı? Peki. Bakalım bu sefer neler anlatacak? Sana gerçeği anlatacağım. Otelin çıkışında beklerim seni. Birlikte gideriz. Peki fikir değil. Ayrı ayrı gidelim. Hülya görebilir. Peki nasıl istersen. Sen önce git, sonra mesajla bana lokantayı bildirirsin. Ben de oraya gelirim. Anlaştık. Görüşürüz. Vay koçum, neredeydin be? Yüzdüm biraz. Hülya da seni yüzecek, odasında bekliyor. Tamam, gidelim. Tilkicim be, senden bir ricam olacak. Yo, tilkicim, ayakları boş para isteyeceksin. Kaç para? 200-300 ne varsa ver. Ah be canım kardeşim, bende de yok. Olsa dükkan senin be anam. Ya akşam için önemli bir planım var. Bana bak. Kaçma planım yoksa hayatta vermem ha. Yok vallahi değil. Sema ile birlikte yemek yiyeceğiz. Ana Hülya duymasın o da seni yer. Ya durumu idare ediver de yemesin. Aslan arkadaşım hadi. Yo terfi ettik. Tilkiydik aslan mı olduk? Ha çalıyor. İyi günler hanımefendi. Ben hasta babamla yakından ilgilenecek uzun boylu, sarışın, hafif balık etli, renkli gözlü... 25-26 yaşlarında bir bakıcı arıyorum. Adını da mı söyleyeyim? Yok canım adının hiç önemi yok ki. Ayakları fazla büyük olmasın yeter. Siz bu özelliklerde birini bulun. Ücret hiç önemli değil. Ne yapıyorsun baba ya? Baban ağır geldi değil mi? Bir babaya bakamıyorum. Yaman elleri atıyorum babamı. Ah Allah'ım. Öleydim de üvey evlat eline kalmasaydı. Üvey evlat mı? Baba benim Kaan öz oğlun. Öz mü? Peki senin anan kim? Neredeydin sen? Jessica ile açıldım biraz. Bak sen. Bugünlerde fazla açıldın. İyice uzaklaştık. Gel bakayım. Gel. Duş almam lazım. Sonra alırsın duşu. Hadi gel. Ama. Gel dede. Özledim seni. Sen özlemedin mi yoksa? Gel. Harika görünüyorlar. Ne çok çocuklar. Hiç böyle zengin bir büfe görmemiştim. Aşçıyı tebrik etmek lazım. Buradayım efendim buyurun. İstediğiniz kadar tebrik edebilirsiniz. Ellerinize sağlık. Hepsi nefis görünüyor. Afiyet olsun efendim. Ne yaptın öyle kutuya?
gelin arabasına dönmüş. Ya bu bahşiş kutusudur. Böyle olması icap ediyor. Böylelikle daha fazla dikkat çeker. Ayıptır, ayıp. Bu kadar süslenir mi? İnsanların gözüne mi sokacaksın? Ya ben sana ne diyorum? Aşçı bu bahşi. Ya artık Zuhdi Bey ha bunun yarısını alamayacak. Bütün bahşiş bizimdir, bizim. Yazık adama be. Doğru dedin. Yazık adama. Bak ne diyeceğim sana. Sen kendi payına düşeni Zuhdi Bey'e verirsin. Aşçı bu bahşi. Buyurun Ajda Müjde Hanım. İyi günler. Ben Zühtü Bey'in borazanını getirdim. İnanın çok sevinecek. Saatlerdir sayıklayıp duruyordu. Nasıl kendisi? İyi mi? Bir görebilir miyim? İyi ama ne yazık ki göremezsiniz. Dinleniyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ajda Müjde Hanım. Efendim söyle şekerim. Benim bu akşam bir işim var da dışarıya çıkacağım. İşiniz yoksa babama göz kulak olur musunuz diyeceğim. Ayol benim ne işim olabilir? Ben bana göz de olurum, kulak da olurum, burun da olurum. Her şey olur. Merak etme sen. Çıkartın size haber veririm. Tamam siz eğlenmenize bakın, gezmenize bakın. Babanız emin ellerde. Görüşmek üzere. Kola içeriz bundan. Bundan bir tanker kola alırsın. Bu yetmez oğlum, biraz daha ver. Yok oğlum yok, bu da kefen param. Aa inşallah erken ölmem ha. Ben senden gideyim bari, cüzdan bulurum belki. Az ye oğlum, az ye. Hatta sen hiç yeme. Sen gelince ben sana iki tane yumurta kırarım. Kahretsin ya, düştüğüm duruma bak. Hadi uzak geç kalacaksın hadi. Samer nerede? Evet, önden masa kapmak için gitti. Gidelim. Ben de hazırım. Ha dur, yok hazır değilim. Şimdi hazır, gidebiliriz. Sen mi çıkıyorsun? Ha evet. Gideceğin yere seni bırakayım. Ha, biraz yürümek istiyorum. Ya bu sıcakta yürünmez ki. Hadi atla. Sen git Kaan, ben hava almak istiyorum. Ya gideceğin yerde hava alırsın. Buyurun prenses. Ağzınızı. Bakın az kaldı Zühtü Bey, hadi. Aman istemiyorum, doydum teyze. Allah, yine teyze olduk. Hadi birazcık ama yoğurt yiyin. Bakın yoğurt hafızanızı güçlendirir, hadi. Dağ gibi adam ne hale geldi Allah'ım. Nasıl üzülüyorum, of. Kendi kendine konuşuyorsun karıcan. Buyur, karıcım olduk şimdi. Hatırım için şu yoğurttan birazcık yeseydiniz. Herkes bu ara gelin diye göbek atıyor. Bu kadın kendini parçalıyor. Galiba beni gerçekten seviyor bu. Hani? Nerelerde bu Tamer işgüzarı? Önlerde yer bulamadı herhalde. Ay, onun yapacağı iş de anca bu kadar olur. Gel şöyle geçelim. Gel. Bu kadın da adamı iyi kafesledi. Bizim plan suya düşecek galiba. Bir dakika yanından ayrılmayayım. Her zaman bir B planı vardır şekerim. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? İzle ve gör. Bakar mısınız? Buyurun Hülya Hanım. Senden özel bir ricam olacak. Müessesimizde kimseye torpil yoktur. Ay aman be. Ya o esprik yapıyorum. Buyurun emradun. Özel rica dedim. Tamam mı? Ha Hemide nasıl tamam. Çocukluğumda buraya kaçıp güneşin batışını izlerdim. Bayılıyorum buraya. Dünyada bir eşi benzeri yok vallahi. Benim de vaktim yok. Hadi Kaan gidelim. Acelen ne ya? Güneşi batırıp öyle gideriz. Ya biz seninle güneşi seyretmeye gelmedik ki. Bodrum'a iniyorum deyince ben de geleyim dedim. Hadi gidelim lütfen. Bak ne diyeceğim. Sen de benimle alışverişe gelsene. Olmaz. Ya fikir verirsin. Hem de eksperlik yaparsın. Hep marka şeyler alacağım da o bakımdan. Zühtü Bey sağlıklı olsaydı sen zor giyerdin o markaları. Bak gelirsen yemeğe de götürürüm seni. Sağ ol. Biz yemeğe gidiyoruz zaten. Siz derken? Okul arkadaşlarım gelmiş de bir pansiyonda kalıyorlarmış. Akşam yemeğe çıkalım dediler. Ben de dedim ki şöyle pelekten bir gece çalalım kız kıza. Böyle uzun açıklamalar pek inandırıcı olmuyor ama neyse. Gidiyor muyuz yoksa otostop mu çekeyim? Peki. Gidelim o zaman. Bitirdiniz
birlikte kalkalım mı Zühtü Bey? Ben nasıl kalkarım karıcığım, aşk olsun. Ay ben lafın gelişi söylemiştim. Bu lafın gelişi de git git bitmiyor yani ha. Biraz sahilde yürüyelim mi? Yani ben yürürüm, sizi de yürütürüm. Ya kumda it it gitmez bu Meret. Kıyamam size babaanne. Ay siz ne muhteşem insansınız Zühtü Bey. Kafayı üşütmüşken bile benim iyiliğimi düşünüyorsunuz. Yorulmamı istemiyorsunuz. Ay vallahi duygulandım şimdi. Şu guru kalabalıkta bir insan sen çıktın. Helal sana Aytan Bey de be. Resepsiyonda bir ziyaretçiniz varmış Ajda Müjde Hanım. Aa, kimmiş? Valla bilmiyorum ama eski menajerlerinizden biriymiş. Ziyaret saati bitti. Başhekim kızıyor. Görüştüremem diyor de geçtin. Ay merak ettim hangisi? Ya adını dedi de ben unuttum hani. Yağız, Yiğit, Mertcan, Dahan, Bahan, Coşkun, Moşkun, Arda Marda hangisi? Ya böyle sarışın, uzun, ha böyle kaşlı, iri. Ay Mertcan. Hah tamam odur. Ay Zühtü Bey sizi iki dakika yalnız bıraksam bozulmazsınız değil mi? Yok canım sadece arkanızdan ağlarım. Tabakta bırakılan fasulye gibi. Ay önemli olmasa inanın gitmezdim. Ama mutlaka konser anlaşması için gelmiştir. Ayıp olmasın çocukcağıza. İyi hoş kadın da huylu oyundan vazgeçmiyor işte. Ne oluyor lan? Hatta gidelim mi Zühtü Beyciğim? Yok anam bana gözümün önünden ayrılma dedi. Ben ondan izin alırım merak etme sen. İyi ama doktorum gelecek, derece alacak, nabız ölçecek. Ben hepsini hallederim hadi. Ba 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 ba. Nerede kaldın ya? Kör saldın burada. Ay ne sıcak karşılama. Ne yapayım? Kaan'dan kurtulamadım ki. O da benim elimden kurtulamayacak. Bu maça havalar da hep bana. Karının yanında süt dökmüş kediye dönüyorsun. Buraya Hülya'yı konuşmak için gelmedik değil mi? Aslında konuşacak bir şey de kalmadı. Biz varız biz. Senle ben. Bir de aşkımız. Beklerken kaç kadeh içtin sen? Servise başlayalım efendim. Evet lütfen. Gün burada içki içeceğimiz kimin aklına gelirdi be? Ay ben hayal bile edemezdim. Hadi bakalım. Kadehimizi bize bu imkanı sağlayan Zühtü Bey'in şerefine kaldıralım. Ya aslında ne güzel dışarı çıkacaktık. Şimdi bizim yerimize Sema içiyor açık havada. Oh püfür püfür. Olsun be bak burası da çok güzel. Seninle olduktan sonra her yer güzel. Canım benim. Benzemez kimse sana, nari nari raram, tavrına hayran olayım, nari raram, bakışından süzülen işvene kurban. Kurban olayım. Aşk olsun size. Fasıl yapıyorsunuz da bana haber vermiyorsunuz. Mertcan gelmese vallahi haberim olmayacaktı. Kim? Mertcan. Eski menajerim. Aa, nerede o? Ay biz onu yedik. Emin ol. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kız? Dalga denizde olur desem olmaz değil mi? Ay bayat espri. Ama aslında size yakışıyor. Aa, bana bayat demek istedi. Hayda Emine sussana. Bayat yanlış bayan yanlış anlıyor. Ben Mertcan'la görüşeyim soracağım bakayım ona burada içki içmek neymiş. Hadi bakayım nerede bu Mertcan?
Biz onu yedik canım. Yedik, yedik. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ay paralayacağım ben bu kızı. Resepsiyonda bekliyor dediler. Nerede? Buraya kimse gelmedi. Anlaşılan sizi keklemişler. Öyle mi canım? E ben Zühtü Bey'e senin sarhoş olduğunu söylersem kendini kapı dışında bulursun. Ne yapar? Hiylik. Sizden ne haber? Menajeriniz buraya uğramadı Ajda Hanım. İsterseniz bir de havuz kenarına bakın. Ay ne yapayım bakayım bari. Aman tut tut ağzını, sakın açmasın. Güzelim şarkıyı kat gitti zaten. Emine. Sarhoş mu oldun sen? Bilmem ki. Burası yoğun bakım ünitesi. Burada yaşar aşkların en şahanesi, en divanesi. Aa, burası ne? Ben kimim? Babamın adı ne? Boğuk abi. Tabii sormadık. Gel gel. Hastanenin en sessiz bölümü burası. Burada mışıl mışıl uyursunuz. Bana ne, bana ne? Ben uykudan önceyi seyretmeden uyumam. Bak yavrucuğum, o program kalkalı çok oldu. Sen de kızı kadar herif oldun artık. Hı? Masal anlatmamı istiyorsan hiç bilmem. İstersen ben sana maç anlatayım ha. Buradan çıkalım, buradan çıkarım beni buradan. Çıkarım. Yapma yapma, doktor amcalar çok kızar, sonra gofret almazlar sana yavrucuğum. Ay daha iyileşmediniz ki Zühtü Bey, iyileşince çık. Sen demin doğru düz konuştun. Herif tırmanmış, anlamaz ki. O da doğru ya. Ha, demek bu yer gene dilsiz değermiş. Güzel. Çıkarım beni buradan ben. Ay bir dakika, bir dakika. Madem çıkmak istiyorsunuz, taburcu kağıdını imzalamanız gerekir. Taburcu kağıdı mı? Niye, ben öldüm mü? Yok yok, taburcu kağıdı, taburcu. Onu imzalayın da evinize gidin, hadi. İmzalamam, ben imza atmasını bilmem. Benim okuma yazmam yok, ben Karacahil'im. Ben ünlüyüm, ünlü. Amca kolay var. Parmak bas, parmak. Aa evet, parmak basın. Parmak mı basayım? Nereye lan? Önce stampaya, sonra kağıda. Stampa yok. Hadi koş çabuk. Zahmet oluyor canım ben. Eğildim baktım, adam nefes almıyor. Hemen oracıkta mı öldü? Ben kendimi savunuyordum. Yani nefsi müdafaa. O anda paniğe kapılıp kaçtım. Hülya sakladı beni. Sonra da esir aldı. Vicdan azabıyla yaşamak var ya, o çok kötü işte. İkinize de yazık olmuş. O zaman böyle canavar ruhlu değildi. Hassastı. Olayı hiç yaşamamışız gibi davrandı. Sonra ne oldu da değişti? Onu sevmediğimi, kalbimin başkasına ait olduğunu anladım. Arada başkaları da oldu demek. Saçmalama. Senden söz ediyorum. Ben hep seni sevdim. Sana içimi dökeceğim, aşkımı söyleyeceğim günlerin hayaliyle yaşıyorum. Yapma ne olur. Beni bundan mahrum etme. Resepsiyonistim, resepsiyonistim diyeceğim. Emine, acı, bırakma onu. Kahveni iç, hadi canım. Açılırsın, hadi. Aa, açılamam. Ben mütasip bir ailenin kızıyım. Kabahat bende. İçirmeyecektim seni. Bu durumu maydanoz Junior bile kabul etmez. Barış, müşteri geliyor. Sen sakın ağzını açma. Tamam. Buyurun efendim, bir ağzınız mı var? Nedir? Ne? Ne efendim, ayıp oluyor. İzin aldınız mı beyefendi? O stampa bize zimmetli. Gitti gitti, boşuna. Sence bu adam stampayı ne yapacak? Ne yapacak? Dur düşüneyim. Sen düşüne dur, ben gidip bakayım. Garanti bu adam bir iş çeviriyor. Bak müşteri gelirse ilgilen, tamam mı? Tamam. Yok yok, sakın ilgilenme. Tamam mı? Lütfen Emine. Sakın, tamam canım? Merak etme. Resepsiyon emin ellerde. Kozunuzu parmağımdan ayırmayın. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Tik tak, uykunuz geldi mi? Beni hipnotize etmeye mi çalışıyorsunuz? Evet, sizi hipnotize yapıp buradan kurtulmak istiyorum. İşlemleriniz tamamlanınca çıkartacağız zaten. Boş yatak lazım. Aa, benim de karıma telefon etmem lazım. Üst baş getirsin. Buyurun buyurun, buradan arayın. Yok, karımın çenesi çok düşüktür biliyor musun? Bir konuşmaya başlayınca 10 saat koştur. Size çok yazar sonra. Aklınız hala hesap kitapta. E pes valla. Nerede kaldın sen? Be. Ay çok konuşma. Ver şunu. Siz de elinizi verir misiniz Zühtü Bey? Ya kolumu alamazsam sonra? Verin
bir el fanınıza bakayım. Hadi. Ne el fanına inanmam. Tarot açalım ha. Yeter be. Ver şuna. Bilmiyorum. Ay, ya, bırak, yardım etsene. Bırak sana be. Ay konuşma be. Bunca zaman kahrını niye çektim ha? Ver şuna. Hayrola? Alacaklı gibi çalıyorsun kapıyı. Biraz önce abinize stampa verdim de. Aslında ben vermedim. O aldı da. Ay patlama. İşimiz bitince iade edeceğiz. Yok ben onun için gelmedim. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmıştım. Yok yok. Hadi güle güle. Güle güle. Abi. Zühtü Bey. Amca. Al beni buradan. Kendisi yeğenim olur da. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Kerata. Ne arıyorsun? Ben götüreyim. Stampayı sonra alırım. Önemli değil. Türk Bey. Bir yarım akıllıyla baş edemedik. Lanet olsun. Siz kimle dans ediyorsunuz be? Siz giderken ben geliyordum. Zibidiler. Tamam Zühtücüğüm, tamam canım. Geçti. Bana bak, bu ne daha balık lan? Ben senin asker arkadaşın mıyım he? Yo, patronumun babasısın. Merak etme. O Kaan denen hayırsızın da burnundan fitil fitil getireceğim. Siz kim dediniz? Kaan. O nankör Kaan'ın. Hatırlıyorsunuz artık. Şşş, çaktırma. Demek numaraydı ha? Birazım. Yarısı yani. Yarıdan sonrası. Antraktan sonrası. Nerede kaldın Barış ya? Zühtü Bey'i aldım geliyordum. Ay niye öyle kaş göz yapıyorsun? Hem sen şeyi almaya gitmedin mi? Bu, neydi bu stampayı? Ay yoksa onun yerine bunu mu verdiler? Vah bunun da sigortaları gevşemiş. Sana ne oldu hanım kızım? Barış'la biz resepsiyonda. Ya nasıl derler? Öyle biraz demlendik de. Afiyet olsun canım. Yarasın. Yarın bir ara muhasebeye uğrayın da hesabınız kapansın. Ne diyor bu ya? Kovuldunuz diyor Emine. Kovuldunuz diyor. Desene aklı başına geldi ha. O seninliğin olur derlerse aklı başına geldi diyeceğim. Patronum benim be. Teslim ol Tamer. Hak ettiğin ceza neyse çeker çıkarsın. Peki beni bekler misin? Boş ver teslim olmayı. Birlikte yurt dışına kaçarız olur biter. Bak Tamer ben seninle gelemem. İşim, ailem, çevrem. Bırak onları. Beni seviyor musun sevmiyor musun onu söyle. Seviyorum. Seviyorum ama böyle bir ilişki sürdüremem. Bir kere kanun kaçar. Oysa ben mutlu bir aile, çocuklar, sıcak bir yuva istiyorum. Bonnie and Clyde'çılık oynayarak hayatımı tehlikeye atamam. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Herkes kendi yolunda ilerleyecek. Buna izin vereceğimi nereden çıkardın? Ne diyorsun sen ya? Seni bırakmayacağım. Baştan alırsak uzar gider bu konuşma. Geç oldu ben kalkıyorum. Otur. Otur dedim. Küstahlaşma. Gidiyorum dedim de giderim. Bırak kolumu acıtıyorsun. Artık geri dönüşün yok Sema. Otur şuraya. Ne? Bana silah mı çekiyorsun? Seni kaybetmemek için her şeyi yaparım. Defol hayatımdan. Defol git diyorum. Defol. Dayan Sema geliyorum. Şimdi görürsün sen. Sen de gel bakalım. Bana bak. Hayır.